Kerim Gezi Parkı'na 14. gününde Gezi Parkı içinde direnen yanıt yine polis mahzeni ve gazla geldi. 10 gün önce 05'te Gezi Parkı'na yapılan polis baskını ile bugün yapılan arasında sadece saat farkı bulunuyor. Bu kez 07'de yapılarak fark yaratılan polisin taksim ve diğer harekatında yine onlarca yaralı ve toplumu endişeye sevk eden bir polis ablukası var. Polis ablukasının olduğu yerde demokrasiden, diyalogdan söz edilemez. Taksim dayanışmasının yurttaşlarımızın ortak kireye haline gelen taleplerine hiçbir yanıt verilmemişken iki haftadır omuz omuza her bir dayanışmayı gelen omuz omuza farkı direnişleri arasında karşı farkı omuz omuza farkçı bahçeler ayrımı yapılmaksızın medet umuluyor. Kimse farkına ve yaşamına sahip çıkanları ayrıştırmaktan medet ummasın. Kimse farkına ve yaşamına sahip çıkanları ayrıştırmaktan medet ummasın. Biz bir arada durmaya ve haklı meşru taleplerimizi dayanışmayla örmeye devam edeceğiz. Oysa Taksim Gezi Parkı'nı betonlaştırarak proje ortaya çıktığı günden bu yana kamuoyu oluşturma adına mücadele eden, parkına ve meydanına sahip çıkan, iş makinelerinin önüne yatan, parkta sabahladığı için polis şiddetine maruz kalan, gece gündüz Taksim başta olmak üzere ülkenin her yanında parkı ve yaşam alanlarını savunanlara yönelik polis şiddetini kendisine yapılmış olarak kabul edilen milyonlarca yurttaşımızın duygu ve taleplerini yansıtan Taksim dayanışması olarak mücadelemizin karalanmasına izin vermeyeceğiz. Bir kez daha ilan ediyoruz. Günlerdir parkta sabahladığı için polis şiddetine maruz kalan, gece gündüz Taksim başta olmak üzere ülkenin her yanında parkı ve yaşam alanlarını savunanlara yönelik polis şiddetini kendisine yapılmış olarak kabul eden milyonlarca vatandaş buradayız. Kamuoyunun yakından takip ettiği üzere Taksim Dayanışması Heyeti Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la görüşmüş ve taleplerini kendi aracılığıyla hükümete resmen iletmiştir. Bu görüşmenin ardından iletilmiş taleplere dair hiçbir açıklama yapılmamışken yeni ve nasıl oluşturulduğu belirsiz bir heyetle görüşmek samimi bir diyalog açısından ziyade kamuoyunu yanıltmaya ve milyonların günlerdir ülkenin dört bir yanında haykırdığı meşru ve demokratik taleplerin altını boşaltmaya yöneliktir. Bugün yapılan polis çıkarması ise iktidarın niyetini ve halka karşı tutumunu en açık ifadesidir. Talepler ortadadır. Muhatap bellidir. Taksim dayanışmasıdır.